Emir, Emir bırakır mısın beni artık? Emir, sana diyorum ya, indirir misin beni? İndir! Ne işin var senin burada? Saçma sapan bir şey yapma diye geldim. Bir daha sakın benim işime karışma. Ya içeride adam öldürüyordun be! Bak sana son kez söylüyorum. Bir daha sakın benim işime karışma. Allah Allah! Sen benim işime karışıyorsun ama. Çünkü sana karışmadığım zaman saçma sapan şeyler yapıyorsun. Başını belaya sokuyorsun. Sen çok farklısın sanki. Bir kere ya. Bir kere de beni dinlesen. Yerinde otursan. Emir. Emir senin kolun kanıyor. Hemen hastaneye gidelim hadi. Gerek yok, eve gidiyorum. Nasıl eve gidiyoruz ya? Kan ceketi ne kadar bulaşmış. Hastaneye gitmemiz lazım, yürü. Gerek yok dedim, eve gideceğiz hadi. Of. Tamam. Hayret. İlk defa tamam dedim. Dünyanın sonu gelecek galiba. Ne kadar komik. Hadi bin. Senin arkasındaki tepede bekliyorum. Acil konuşmamız lazım. Hemen gel. Kesin kötü bir şey oldu. Kesin. İpek benim. Onu benden almaya kimsenin gücü yetmez. Bunu öğreneceksin Savaş Efendi. Ablamın evi. Evet, bu arada ablam evlendi de. Evet, çok acele oldu. Biz de çok şaşırdık. Ama eniştemi görünce ona hak verdim. Maşallah. Adam çok yakışıklı. Bu arada bu da onlara düğün hediyem. Çok yakışıyorlar değil mi? Ne yapıyorsun sen? Aa, bu da Yusuf, eniştemin kardeşi. Kime anlatıyorsun sen bunları? Takipçilerime. Beni mi çekiyorsun ya? Evet, hadi el salla. Ya kızım saçmalama. Bırak şunu. Ay ne olacak sanki ya? Çabuk sil onları. Ya tamam, çekmiyoruz. Niye silecekmişim? Tanımadığım insanlar beni izleyemez de ondan. Pardon? Sen kimsin? Brad Pitt mi? Ben Yusuf Haznedaroğlu'yum. Yani? Siz şunları kırarım o telefonu. O biraz zor canım. Ya bırak, bırak, ya, bırakır mısın? Ya, ya bırak, bırakır mısın? Çekil şuradan ya. Ne yapıyorsunuz siz burada? Şey babaanne. Şakalaşıyorduk. Böyle şakalaşma mı olur? Yaren, Yaren koş çabuk. Hemen pansuman malzemelerini getir hadi. Hadi, hadi. Gel. Abi iyi misin? Ne oluyor ya? Ne oldu Emir? Panik yapmayın, önemli bir şey yok. Ya nasıl önemli bir şey yok? Bak Emir, yaran çok derin. Bari bir doktor çağıralım hadi. Simay abartma, alt tarafı bir sıyrık işte. Abi kim yaptı bunu? Emir oğlum iyi misin? Geçmez mi ya? Aç şunu Savaş, aç. Allah'ım. Ne olur kötü bir şey olmuş olmasın. Mahalleye bak. Sözde mutlu ailenin mahallesi. Aa, Haluk.
Haluk yavaşla dur bakayım şurada dur. Haluk takip etsene taksiyi. İbrahim Savaş. Ne? Ne olmuş Savaş'a? Anne bir şey söylesene, çıldırtma insanı. Savaş'ı tutuklamışlar İbrahim. Ne? Oğlumu tutuklamışlar. İyi de neden? Ya bilmiyorum. Gözünü seveyim bir şey yap İbrahim. Hadi karakola gidelim hadi. Aha, evet kalk gidiyoruz. Benim bir üstümü değiştirmem lazım. Hadi ben de geliyorum ha. Perihan. Sen evde kal kızım. Kerim. Aç şunu aç. Hepsi senin yüzünden. Kocanın sözünü dinleseydin bunlar başımıza gelmezdi. Ne diye kadın başına iş tutup oralara gidiyorsun? Ne oluyor ya? Abla, Sultan Hanım ne diyor? Yasemin, sonra konuşuruz canım. Sana o kadar işe gitme dedi. İnat ettin de ne oldu? Başımıza daha beter şeyler gelebilirdi. Ya başınıza ne geldi sizin? Emir abiye ne oldu? Anlatacak mısınız artık? Yaren, canım teşekkür ederim. Bunları da toparlar mısın? Kocan bir şey biliyor ki söylüyor. Kocanın sözünü tutsaydın kaçırılmazdın. Ne? Sen kaçırıldın mı? Abla ne zaman kaçırıldın? Yasemin biraz sabırlı olur musun? Madem haznedar oğlusun ona göre davranacaksın. Madem bu ağaya eş, bu eve hanım geldin, kocanın sözünü tutacaksın. Babaanne yeter. Karımla öyle konuşamazsın. Haluk dur. Allah Allah. Niye buraya geldi ki bu kız? Kesin biriyle buluşacak bu. Haluk kapıyı açsana. Sen yine İpek.
Savaş! 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 Ben geldim. Sürpriz. Kerim, senin ne işin var burada? İnanmıyorum. Bu ikisi hala görüşüyor mu? Sapan konuşma kızım. Dünden beri tutturdun ipek ipek diye. Benim o kızla bir ilgim yok, anladın mı? Bitti. Aç artık Kerim, aç. Ay, kafayı yiyeceğim. Kerim hala üstüne bir kızın peşinde mi ya? İbrahim, Alev Hanım geri dönmüş. Ya biri kendi kızı olduğunu öğrenirse? Bu sırrı bunca yıl sakladık. Gerçeği bir biz, bir de Kırımlılar biliyor. Bizden laf çıkmayacağına göre Vedat Bey de asla duyulmasına izin vermez. Başka çarem kalmadı. Buradan kurtulmanın tek yolu bu. Anneciğim iyiyim, korkma sen. Komiser her şeyi anlattı. Yine Kerim Bey'le dalaşmışsın. Ne oluyor oğlum, derdin ne senin Ozük Bey'le? Hep o kız yüzünden değil mi? Anneciğim taktın sen de, İpek'le alakası yok. Oğlum bak, boşuna saklama. Hem Kerim'in seninle başka ne derdi olabilir ki ha? Kabul et artık. Sen o kızla görüştüğün sürece bu herif seninle uğraşacak. Hayatı zindan edecek sana. Bu iş o kadar kolay değil. Savaş, inadı bırak. Hem Kerim şikayetimi geri almam diyormuş. Almazsa en az bir yıl yatar diyor komiser. Allah'ım seni oğlumu koru. Yok anneciğim, yok öyle bir şey. Tamam bak, sen güven bana, hiçbir şey olmayacak. Nasıl olmayacak? Benim bildiğim Kerim geri almaz şikayetini. Senin aklında ne var? Sen hiç merak etme baba. Beni buraya Kerim Kırımlı soktu. Babası çıkartacak. Bunca şeyden sonra beni susturmaya mı çalışıyorsun Emir Ağa? Başımıza ne geldiyse Simay yüzünden gelmedi mi? Seni vurdular. Suçlusu ben miyim? Evet. Simay'ın kaçırıldığını biliyordun değil mi? Yaren'i de bana bir şey söylemesin diye uyardın. En baştan söyleseydin bunlar çoktan çözülürdü babaanne. Bunu sana Yaren mi söyledi? Hayır. Yaren sana ne zaman ihanet etti? Bunu ben anladım ben. Gözlerinden, bakışlarını kaçırmandan anladım. Ya biri bana burada ne olduğunu anlatabilir mi artık? Abla sen böyle şeyler mi yaşadın? Yasemin tamam. Önemli bir şey yok. Böyle bir şeyi benden nasıl saklarsın? Simay o durumdayken nasıl susarsın babaanne? Ben ne bileyim kaçırıldığını. İşe gidiyorum diye çıktı. Onca adamı var. Biri geldi aldı sandım. Şu söylediğine inanıyor musun sen? Evet. İnanıyorum. Çünkü gerçek bu. Peki. Dediğin gibi olsun. Herkes buraya gelsin. Bundan sonra bu evde ne olursa ilk benim haberim olacak. Dışarıda atılan her adımı bileceğim. Bir daha karım öyle bir şey yaşar. Saçının teline zarar gelirse kimsenin gözünün yaşına bakmam. Anlaşıldı mı? Herkes işinin başına.
Yusuf, gel şu ihale işini konuşalım. Yasemin, hoş geldin. Hoş bulduk demek isterdim ama ben bu işten hiçbir şey anlamadım. Ablana sor, o her şeyi anlatır sana. Bu arada merak etme, ablam benim kıymetlim. Ona bir şey olmasına izin vermem. Perihan bunların hala görüştüğünü biliyor mu acaba? Kızım gerçekleri öğrenmeli. Sen Savaş'la burada buluşacağımı nereden biliyordun? Sana mesajı atan bendim. Savaş'ın telefonunun sende ne işi var? Yoksa ona bir şey mi yaptın? Ben ona bir şey yapmadım. Ona yaptıysa kendi kendine yaptı. Kerim ne oluyor? Savaş nerede? Evi o aile getiren sendin değil mi? Konuşsana. Aa, ev mi? Ne evi canım? Benim haberim bile yok. Yalan söylemeyi kes. Sen yalancı pisliğin tekisin. Hey, 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 hey. İpek, bir kahyanın oğlu için beni üzecek misin? Ha? O kahyanın oğlu değil. Sevgilim. Anladın mı? Sevgilim. Şimdi söyle. Savaş nerede? Yasemin, hadi al iç şunu. Abla, bunca şey yaşayıp nasıl bize haber vermezsin? Yasemin, tamam ablacığım, abartılacak bir şey yok. Ne demek abartma ya? Kaçırılmışsın. Söz dinlemedi, başını belaya soktu işte. Benden kurtulmak için her şeyi yaparsınız değil mi Sultan Hanım? Sen bu eve bin bir türlü oyunla girdin. Senin torunumu sevdiğine inanmıyorum. İyi mi yaptın? Oyun mu çevirdin bilmiyorum ama bunlar bana sökmez. Karısı olabilirsin ama benim gelinim değilsin. Siz ne düşünürseniz düşünün. Ben buradayım ve hiçbir yere gitmiyorum. Göreceğiz. Abla, her şeyi tek tek anlatıyorsun. Yasemin tamam. Ver şunu. Gel oturalım. Öncelikle bunlardan asla annemlerin haberi olmayacak. Of, abla tamam hadi. Tamam bir sakin ol. Allah kahretsin. Kerim'e güvenip bir şey emanet eden de kabahat. Aslında Kerim Bey tam da anlaşmayı imzalatmak üzereydi ama o Savaş denen adam gelince... Al birini vur ötekine. Rezil olduk millete, rezil. Tamam Ebru. Hemen yeni bir görüşme ayarlamaya çalış. Tamam efendim. Oğlunun yediği haltları duydun. Yalvarmaya geldin değil mi? Bana bak İbrahim. Ya oğlunun kulağını çekersin ya da ben çekmeyi bilirim. Sizin hatrınız var diye geçen sefer olanları sineye çektik. Ama artık yeter.
Sabrımı zorlamayın. Haklısınız ama... Aması falan yok. Cezası neyse çekecek. Müjgan Hanım'a da söyle, boşuna gelip yalvarmasın. Kerim'e de dersini vereceğim. Yettiler artık. Hadi. Şimdi git. Asabım zaten bozuk, seni de kırmayayım. İbrahim, ne duruyorsun hala? Vedat Bey, ben buraya başka bir şey söylemeye geldim. Neymiş? Savaş sizinle görüşmek istiyor. Şirketimi bassın, oğlumu tartaklasın, şimdi de ayağını mı çağırıyor beyefendi? Estağfurullah. Savaş şimdi nezarette tutuluyor. O yüzden bana söyledi. Sizinle acil görüşmesi gerekiyormuş. Hayat memat meselesiymiş. Benim bildiğimi Emir Ağa'ya sen söyledin değil mi? Hayır Sultan ama ben seninle alakalı hiçbir şey söylemedim. Annen baban öldükten sonra seni evime aldım. Yatacak yer verdim. Soframı açtım. Açta açıkta bırakmadım seni. Karşılığı bu mu? Yemin ederim. Ekmek Kur'an çarpsın. Ben seninle alakalı Emir Ağa'ma hiçbir şey söylemedim. Ben artık neye inanacağımı şaşırdım. O kız bu eve geldi geleli hanemizde huzur kalmadı. Her gün bir mesele, her gün bir olay. Ama artık bu işe bir son vermek lazım. Ama Sultan Ana, ikisi de birbirlerini sevdikten sonra... Ne sevgisi akılsız kız? Vedat Kırımlı'nın kızıyla benim torunumun ne işi olur? İkisi de oynuyorlar. Kız kendi kardeşinin canını kurtarmak için burada. Ama... Aması maması yok. Şimdi sadakatini ispatlama zamanı ya. Benim sadakatim mi? Hı? Senin. Madem yanımdasın, bunu ispatlayacaksın. Nasıl? Bunu odalarında gizli bir yere yerleştireceksin. Ama Sultan Ana, burası onların mahremi. Nasıl koyarım bu kamerayı odalarına? Koyacaksın! Emir Ağa'nı bu gafletten kurtarmak için koyacaksın. Hem korkma. Mahrem falan yok ortada. Onlar gerçek karı koca değiller. İşte biz de bunu ispatlamak için koyacağız bu kamerayı. Bu kız bu evden gidecek. Oğlumun. Keşan'ın kanı yerde kalmayacak. Bana bunu borçlusun Yaren. Şimdi borcunu ödeme zamanı. Şimdi senin bu düştüğün duruma ne derler bilir misin? Attan inip eşeğe binmek. Ağzını topla. O benim sevdiğim adam. Ya bırak İpek. Allah'ın çulsuzuna iki günde aşık olacak değilsin ya. Hatırlamıyor musun? Bir ay önce ya. Arabanın kapısını açardı. İpek Hanım derdi. Ya böyle bir adama aşık olamazsın sen. Evet. Bazı şeyleri anlamak biraz vakit alıyor. Ama inan bana. Benim hayatımda tanıdığım en harika adam. Harikaymış. Bence o adam işe yaramaz herifin teki. Sana sefaletten başka ne verebilir ki? He? Senin gibi bir adamla koca bir yalanı yaşayacağıma.
Savaşta sefaleti ve yoksulluğu yaşarım daha iyi. Bunlar Yeşilçam replikleri. Ama yemezler. Sen benim olman için can atardın. Unuttun mu? Ha? En şık restoranlarda, en şık elbiselerle oturup etrafa süzülmeyi biliyordun. E tabii şimdi gece konuda o rutubette yaşayınca kafan karıştı değil mi? Hı? Tam tersi. Gözüm açıldı. Senin ne kadar aşağılık bir herif olduğunu öğrendim. Pek yapma. Kendini kandırma. Sen hala beni seviyorsun. Bırak beni, bırak. Evet. Salak gibi sana inanıp seni sevdim. Ama artık bitti. O günleri hatırladıkça kendimden utanıyorum. Şimdi saçmalamayı bırak da söyle. Savaş nerede? Ona ne yaptın? Merak etme. Ölmedi. Ama sürünecek. Nezarette. Yarın mahkemesi var. İçeride birkaç yıl yatması iki dudağımın arasında. Bu dudaklarımı mühürlemek de senin elinde. O ihaleden çekilmeyeceğiz. Herkes bizim de burada olduğumuzu görecek. Artık Ankara'da biz de varız Yusuf. Abi, neden memlekete dönmüyoruz? Ne işimiz var bunlarla? Ben artık Sima ile evliyim Yusuf. Onu ailesinden koparamam. Burada da iş yapacağız. Bugün de beni kaçıranlara ders vermeye gitti işte. Gittiğimde adamların hepsini eski bir tuğla fabrikasına toplamıştı. Sen de peşinden gittin yani. Ne yapsaydım Yasemin? Adamın gözü dönmüştü. Ya birine bir şey yapsaydı? Ya Yasemin tamam. Gerçekten bunları artık konuşmayalım olur mu? Ya ne demek konuşmayalım? Ablacığım belli ki bu iş burada bitmeyecek. Ya evi basarlarsa, ya sana bir şey yaparlarsa? Yasemin, Emir asla böyle bir şeye izin vermez. Emir Bey senin kaçırılmana engel olamamış ama. Ya sana orada bir şey olsaydı? Ya tamam abartma. Ay ben mi abartıyorum? Silahlı adamlar seni kaçırıyor, sonra kocan onları kaçırıyor. Silahlar patlıyor, insanlar yaralanıyor. Ama ben abartıyorum öyle mi? Of! Of! Kim bilir ne kadar merak etmiştir beni. Oğlumu döv. Şirketimi bas. Sonra da ayağına çağır. Ne yapmaya çalışıyorsun sen? He? Sadece hakkımı arıyorum. Ben hiçbir şeyi durduk yere yapmadım. Oğlunuz geldi benim evimi darma duman etti. Ne yapacaktım? Elim kolum bağlı öyle duracak mıydım? Kırımlılara meydan okuyorsun öyle mi? Vedat Bey. Bakın siz beni bilirsiniz. Şu ana kadar size hiçbir saygısızlığım olmadı. Bundan sonra da öyle bir niyetim yok. O zaman ne? Niye çağırdın beni buraya? Eğer seni buradan kurtarmam için yalvarıp yakaracaksan boşuna uğraşma. Cezan neyse çekeceksin. Ben şimdiye kadar kimseye yalvarmadım. Size de yalvarmaya hiç niyetim yok. Konuşmadan sonra beni buradan kurtarmak için elinizden geleni yapacaksınız. Buna da atım kadar eminim. Ne demeye çalışıyorsun?
Diyorum ki, özgürlüğüme kavuşmak için yalvarmaktan daha değerli bir şey var elimde. Neymiş o? Perihan gerçeğin gerçeği. Kusura bakmayın, iyi biraz dağınık. Buyurun. Teşekkür ederim canım. Ben toplayayım hemen, şuraya buyur. Perihan. Bırak şimdi evi. Sana göstermem gereken bir şey var. Nedir? Yani... Hani belki sen daha önceden biliyorsundur ama... Yine de ben göstereyim. Sakin ol, tamam mı? Ne zaman çekilmiş bu? Birkaç saat önce. Galiba barışmışlar. Çok. Çok. Tamam canım, tamam. Allah'ım sen beni affet. Mahreme girdim. Mecbur kaldım. Daha halledemedin mi? Hallettim. İyi. Açmayı unutma. Tamam. Allah'ım sen beni affet. Ağam bir yanlarsa... Ağam sen beni affet. Mecbur kaldım. Babaanne. Ne yapıyorsun burada? Hiç. Yaren'e bakmıştım. Odanızı temizledim ağam. Kolunuzdan kan akmış da yatağa. Nevresimi de değiştirdim. Sağ ol. Ben de sana bakmıştım. Yemeği ne yaptın? Babaannem. Sana söylediklerimi unutmadın değil mi? Merak etme. Hayatım boyunca unutmayacağım beni nasıl ezip geçtiğini. Karını benden öne koydum. Ölünceye kadar unutmayacağım. Babaannem işte abi. Seni kimseyle paylaşamıyor. Neden bahsediyorsun sen? Siz neden bahsettiğimi gayet iyi biliyorsunuz. Sus. Susmayacağım. Şu zamana kadar sustum, artık susmayacağım. Çevirdiğiniz bütün dolapları biliyorum Vedat Bey. Perihan benim kardeşim değilmiş. Yıllar önce onu Alev Hanım'dan alıp annemle babama vermişsiniz. Kim? Kim söyledi sana bunu? Nereden öğrendin? Annenlerden mi? Onların bildiğimden haberleri bile yok.
istiyorsun? Bu sırrı saklamak için ne istiyorsun? Kaç para söyle. Vedat Bey, ben para falan istemiyorum. Sadece özgürlüğümü istiyorum. Kerim'i buraya çağırın, şikayetini geri alsın. Ben de bildiğim her şeyi unutayım. Abla, kusura bakma. Sen bütün bu olanları normal karşılayabilirsin. Ama aynı şeyi benden bekleme. Hadi gidiyoruz. Yasemin saçmalama. Oturur musun şuraya? Ablacığım, senin hayatın burada tehlikede. Baksana ne olacağı belli değil. Ya hayatımız boyunca yaşamadığımız aksiyonu 2 günde yaşamışsın. Hem bu adamlardan kurtulsan Sultan Anacığı'nın zulmünden kurtulamazsın. Ablacığım, hadi bırak şu inadını. Gidelim evimize. Yasemin, ya ben hiçbir yere gidemem. Ya neden ya? Neden abla? Emir'e bu kadar mı aşıksın sen? Yasemin. Hadi gel. Yasemin. Sultan Hanım. Dizimin tekrarını veriyorlar. Öyle mi? Kalbimdeki Diz. Deniz. İşten çıkartma nedeni Zeyli. Bir süre önce kafeterin başında Deniz Hanım getirdi. Deniz Özkan. İzleyin. Tabii. Elin usta rakip gibi gördüm. Hayret az şeyler yaşadı. Ablacığım konuşmamız daha bitmedi. Odanda konuşalım. Milletin içinde kadına hakaret etmiş. Bizim orada terbiyeciniz var. Biraz. Yasemin gel canım. Bundan dolayı hadi çıkalım. Bu sözlü tartışma mı yoksa fiziksel bir şey oldu mu? Birkaç tane geçeceğiz. Gidin gidin. Gidin de konuşun gerçekleri bakalım. Simay biz Yusuf'la çıkıyoruz. Nereye? İşimiz var. Yasemin geliyorum ablacığım. Ne işiymiş bu? Ne demek ne işi? Yine gidip başını belaya sokmayacaksın değil mi? Merak etme. Sen başını belaya sokmadıkça benim başıma bir şey gelmez. Lütfen evden çıkma. Tamam. Yusuf hadi. Hadi gel biz çıkalım ablacığım. Her şey yolunda mı? Her şey yolunda. Güzel. İyi misin Yaren? İyiyim Emirhan. Bir şeyim yok. Al. Ben hemen arabanı. İpek. Uzak dur benden. Hemen şikayetini geri alacaksın. Savaşı bıraktıracaksın anladın mı? Niye? Niye? Geldi benim şirketimi bastı. Toplantımı mahvetti. Sen olsan alacak mıydın ya? Ha? Kerim eminim bunu hak etmişsindir. Onunla uğraşma artık. Senin derdin benimle onunla değil. Benim derdim seninle değil. O adamla. Seni benden çalan o adamla anladın mı? Beni senden kimse çalmadı. Sen beni aldattın. Kendi ellerinle bitirdin her şeyi. Tamam hatamın farkındayım biliyorum. Bitti. İpek. Biz yeniden başlayabiliriz. Tıpkı eskisi gibi ha? Bırak beni. Hayır. Daha bitmedi. Gözlerimin içine bak. Ne görüyorsun ha? Yalancı. Adi bir yalancı olduğun yazıyor. Hayır. İpek Yılmazoğlu benden başkasıyla olamaz. İpek benim olacak yazıyor gördün mü? Sen ne saçmalıyorsun? Pelin'le sevgilisin. Benim ve senin aramda artık hiçbir şey olamaz anladın mı? Kör müsün sen? Ben seni sevmiyorum artık. Senden nefret ediyorum. Bak şimdi, nefretle aşk arasında ince bir çizgi var. Her iki tarafa da gitmek çok kolay. Ama
Sen şu anda nefret tarafındasın. Aşkı çok kolay geçebilirsin. Sen benim olacaksın İpek Yılmazoğlu, anladın mı? Sen benim olacaksın! Söyledin mi sen? Ben seni sevmiyorum, anladın mı? Ben savaşı seviyorum. Peki. Bırak. İpek gel buraya. İpek! Efendim baba ne? Hemen karakola geliyorsun. Ne? Niye ya? Kötü bir şey mi oldu? Soru sorma. Hemen gel. Abla toparlan. Gidiyoruz. Yasemin. Yasemin ne yapıyorsun? Yasemin. Yasemin sana diyorum. Dur artık. Yeter. Saçmalama. Şşt. Sessiz ol. Aferin kız. Kamerayı iyi yere koymuşsun. Ben mi saçmalıyorum? Ya bu adamlar mafya mı ne? Silahlı adamlar. Seni kaçırmışlar. Ya aklımı yitireceğim abla. Neyse ne. Geçti gitti artık. Geçti. Hayır ya. Hayır. Olamaz. Ne olamaz? Abimin vurulduğu gün. Emir abi de oradaydı. Ne demeye çalışıyorsun sen? Abla, kaza kurşunu falan değildi o. Bu işler yüzünden Emir abiyi vuracaklardı ama Kerim'i vurdular değil mi? Yasemin saçmalama. Öyle bir şey yok. Evet var. Ya biz nasıl bir ailenin içine düştük? Hemen babamı arıyorum ve bu işe bir son veriyorum. Yasemin! Ne abla ne? Aşktan aklını mı kaybettin? Doğru düzgün davranamıyorsun, kendine gel. Yeter. Bak abla. Bu adamların başı belada. Sana da dışarı çıkma diyorlar. Ya iki gün önce tanımadığın adamlar için hapis hayatı yaşıyorsun. Yeter artık. Evimize gidiyoruz. Ben hiçbir yere gitmiyorum. Neden ya neden? Bana geçerli tek bir şey söyle. Hadi Simay. Bu evliliğin gerçek olmadığını söyle. Yusuf, kamera mı aldın sen? Ne kamerası? Yaren çöpü atarken gördüm. Boş bir kamera kutusu vardı. Yok abi, ne işim olur benim kamerayla? Pehlivan eve dönüyoruz. Ya sen, ya sen şikayetimi niye geri aldırdın? Şimdi o serseri elini kolunu sallaya sallaya gezecek. İyi mi oldu böyle? Tamam artık Kerim. Hem sen de en az onun kadar suçlusun. Ya ben bir şey yapmadım ki baba. Kerim, adamın evine girip her şeyi kırıp dökmüşsün. Daha ne yapacaksın? Ya şu hayatta bir kere de benim tarafımda ol ya. Bir kere ne olur ki? Adam olmayı öğrenene kadar olmam. Kahya'nın oğluyla bir kız yüzünden dalaşıyorsun. İpek'le senin ne işin var hala? Ya İpek'in bu işe bir ilgisi yok. Sen onu benim külahıma anlat. Ya ne desek boş zaten. Ne oluyor Vedat? Çok kötü bir şey oldu. Ne oldu? Savaş. Her şeyi öğrenmiş. Neyi öğrenmiş? Perihan'ın Alev'in kızı olduğunu. Onu alıp Müjganlara verdiğimizi. Her şeyi.
diyorsun sen Vedat? Evet abla, dinliyorum. Yasemin. Bak ben... Ya lütfen. Abla, önce soruma cevap ver. Eğer başka şeyler söyleyeceksen gerçekten dinlemeyeceğim seni. Ya bu hazineder oğulları karşımıza çıkıncaya kadar hayatımızda ne tabanca vardı, ne kaçırılma vardı, ne de kötü kaynana. Ya abla, A dizilerinde istenmeyen geline döndün, farkında mısın? Ablacığım. Ya sen böyle biri değilsin. Sen böyle bir hayat yaşayamazsın. Gerçekten bütün bu olanlar aşkın yüzünden mi? Hayır. Gerçekleri anlatmaya başlıyor. Yasemin. Bak bunları anlatmak çok zor. Ben Emir'le evlendim. Çünkü... Emir? Ne oluyor? Bir şey unutmuşum da. Söyledin. Sen mi haber verdin? Yemin ederim ben bir şey söylemedim. Tam konuşacaktı, geldi kızı öptü. Sultan ana, Emir amla gelin amla birbirlerini seviyorlar. Kabul et artık. Bu evlilik gerçek. Anne! Oğlum, gözün aydın oğlum. Bana bak, nasıl oldu da ikna ettin Berat Bey'i ha? O Kerim Ergelesi ne oldu da geri aldı şikayetini? Boş verin ya, nasıl olduysa oldu, dışarıdayım ya. Kurbanın olayım, dışarıdasın ya. Baba, sen sevinmedin mi? Ya sevindim, sevindim de bu Kerim yine canını sıkar diye korkuyorum oğlum. Siz merak etmeyin, o herif artık benim canımı falan sıkamayacak, tamam? Rahat olun. İnşallah. Oğlum, sen acıkmışsındır. Hadi gel bir şeyler yiyelim de sonra seni eve bırakalım. Vallahi ya, hadi, hadi. Savaş. Baba ya, siz gitseniz. Oğlum, bu kıza kendini fazla kaptırmasan. Anne, yapma. Hadi. Hadi Müjgan, hadi, hadi, hadi. Kerim sana bir şey yapmadı değil mi, iyisin? Merak etme güzel gözüm, iyiyim mi? İyiyim de. Sen nereden duydun? Kerim mi geldi yoksa? Ulan bu Allah'ın belası niye etrafında dolanıyor senin? Öldürtecek bana kendini. Aşkım sakin ol. Tamam artık uğraşma onunla, boş ver. İpek ama... Aması falan yok. Başına bir şey gelecek diye ne kadar korktum, haberin var mı? Beni birazcık seviyorsan uğraşma artık onunla lütfen. Ya sana bir şey olursa dayanamam ben, ölürüm. Kardeşi olduğunu biliyor mu? Bilmiyorum.
Ama Perihan'ın kardeşi olmadığını biliyor. Peki ya Aslan'ı biliyor mu? Onunla ilgili bir şey söylemedi. Peki ne yapacağız? Ya Savaş her şeyi anlatırsa, Alev duyarsa? Şimdi susacak. Susmak zorunda. Ama gözüm o çocuğun üstünde. En ufak bir hatasında onu bitiririm. Sanıyorsun? Beni öpmek ne demek? Babaannem odamıza kamera koymuş. Ne? Şimdilik durumu toparladım. Sen de bundan sonra konuştuklarına dikkat et. Arayıp haber verseydin. Öpmek ne demek? Karım değil misin? İstediğimi yaparım. Emir, kendine gel. Gelmezsem ne olur? Bana bak. Canım ne zaman isterse sana dokunurum. Canım ne zaman isterse seni öperim. Canım ne isterse onu yaparım. Sen benim karımsın. Ne diyorsam onu yapacaksın. Anladın mı? Allah! Bu ne şimdi? Bu adam canavar. Seni burada bırakmam. Gidiyoruz abla. Yasemin, ben hiçbir yere gidemem. Neden ya? Yasemin, çünkü ben Emir Haznedaroğlu'nun karısıyım. Ne? Ya saçmalama abla ya. Bu manyakla bir gün daha geçiremezsin. Hadi gidiyoruz abla. Yasemin yeter! Ya neden ya neden? Bana mantıklı bir tane sebep söyle. Ağzımı açmayacağım. Yasemin ben bir yere gidemem. Eğer gidersem... Kerim ölür. Ne? Ne?